Herkese selam Teknoloji Oku takipçileri. Bugün sizlerle yine sizin istediğiniz Xiaomi 12'nin PUBG testine göz atacağız. Öncelikle telefonun çok güçlü bir telefon olduğunu söyleyebiliriz. Xiaomi'nin amiral gemisi bir telefonu ve daha öncesinde incelemesini de çekmiştik. Şuradan ya da şuradan bilmiyorum, yine kafam karıştı ama buradan evet. Bu taraftan izleyebilirsiniz. Onu da çekmiştik. O zaman Xiaomi'nin birazcık işlemci tarafına göz atalım. Daha sonrasında oyun testimize geçelim. Oyun testinde öncelikle bir telefon ısınıyor mu tarafında bir ateşini ölçelim. Daha sonrasında oyun oynadıktan sonra ne kadar ısındığına bakalım. Şarj konusunda şu an telefonumuzun pili %100. Bakalım oyun bittikten sonra ne kadarlık bir şarjı kaldı. Ona da bir göz atalım. Daha sonra karşınıza gelip bu deneyimimiz nasıl sonuçlar çıkardı ve sizce bu yeterli mi? Sonunda hep beraber tartışalım. O zaman şimdi telefonun teknik özelliklerine kısaca bir göz atalım. İşlemci tarafında en son işlemci olan Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1'i kullanıyor telefonumuz ve 12 GB'lık bir RAM kapasitesi bulunuyor. 8 çekirdekli güçlü bir işlemciye sahip. Aynı zamanda telefonumuzun 256 GB'lık da bir dahili depolaması bulunuyor. Gayet yüksek bir dahili depolama olduğunu söyleyebiliriz. Ana işlemcileri, yardımcı işlemcileri de oldukça güçlü. Bunları tek tek bahsetmeye gerek yok diye düşünüyorum. Gerçekten güçlü bir telefon. Bizlerle batarya kapasitesinde ise 4500 mAh'lık bir telefon bizlerle. 120 Hz'lik bir tazeleme hızı var. Bu da oyun tarafında bize güzel bir deneyim sunuyor. Ekran tarafında da AMOLED bir ekran var. Bu da gerçekten aydınlık, net bir görüntü sağlıyor bizlere. O zaman oyun testimize yavaştan geçelim. Evet arkadaşlar, telefonu elimize aldık. Yan tarafımızda kronometremiz ve ateş ölçerimiz bulunuyor. Şimdi oyunu indirirken evet en başında şarjımız 100'dü ama şu an yaklaştırıyorum. Şimdi bir de ateş ölçümünü yapalım. Oyuna başlamadan önce ateşimiz 32.4 çıktı. Farklı bölgelere de uyguluyorum ateşi. Burada 33.9, burada 32.6 çıktı. 3 farklı bölgeye de uygulamış oldum. Şimdi ise oyunumuza yavaştan başlayalım. Yan tarafımızda kronometreyi açacağız. Neredeyse 15-20 dakikalık bir oyun oynayacağız. Bu arada ekranın 120 Hz'lik bir tazeleme hızı bulunuyor. Görüyorsunuz ne kadar akıcı bir şekilde gittiğini. O zaman oyunumuzu açalım. Arkadaşlar, öncelikle ben bir şey söylemek istiyorum. Oyuna daha yeni başladım ama telefonda oyunda çok fazla iyi değilim. Genelde bilgisayardan oynuyorum. O yüzden biraz zorlanıyorum oynarken. Ama elle tutulma şekli, yani şu an siz de görüyorsunuz. Eli o kadar güzel oturuyor ki telefon. Yani bir rahatsızlık hissetmiyorsunuz oynadığınız zaman. Belki siz de bilgisayardan geçtiğinizde biraz garip gelebilir size ama o ağırlığı falan hissetmiyorsunuz. Zaten cihaz çok hafif bir cihaz. Şimdi gidip herkesi öldüreceğiz. Evet arkadaşlar, yarım saatlik testimizin son 5 saniyesindeyiz. Oyunumuzu oynadık ve ısınma testimize hemen geçelim. İlk şarjımıza bakalım. Şarj tarafında hemen yaklaştırıyorum. Yarım saat boyunca oynadığımız oyunda şarjımız 91'e düşmüş. Yani yarım saatte %8'lik bir dilimde bir düşüş olmuş telefonda diyeyim. Hemen arka tarafına çeviriyorum şimdi. Isınma testimize bakalım. En başında baktığımızda 32'lerde bir ısınmamız vardı. Şu an 36. Ben bu tarafa bakalım. 39. Ve 35 olarak görünüyor. Aslında evet artmış biraz ama ben oynarken hiç elimde yanma hissetmedim ve siz de gördünüz. Dilerseniz gelin bu verileri şimdi değerlendirelim. Oyun testimizi yaptık ve geldik
çok da başarılı bir oyun oynayamasam da oyunda. Aslında normalde böyle değil. Buraya bir parantez açmak istiyorum. Ama telefonumuz benim için çok güzel deneyimler sundu. Öncelikle bahsetmem gereken. Daha öncesinde incelememizde de bahsetmiştim. Telefonun elle böyle cuk diye oturması gerçekten çok güzel bir özellik. Bir adam geldiğinde altta bulunan stereo hoparlör sayesinde iki tane hoparlörü var. Böyle dalga şeklinde hoparlörlerimiz var ve bu hoparlörler sizlere gerçekten yüksek bir ses deneyimi sunuyor. Zaten ekranda da ben oynarken gördüğünüz ne kadar hızlı bir şekilde sağa sola doğru gittiğini, ekran tazeleme hızı da gayet yüksek bir telefonumuz diyebilirim. En başında ölçtüğümüzde 33 civarlarındaydı. En son ölçtüğümüzde ise 39'luk bir yükseliş sağladı ama 7 derecelik bir artış olsa da yani elimde tutarken ay elim yanıyor falan gibisinden bir şey hissetmedim ve oyundan çıktıktan 1-2 dakika sonra tekrar ölçtüğümde hatta hemen bir tane daha ölçüyorum. Şu an o 39 olan taraf 30,5 derece olarak çıktı. Bence gayet iyi. Çünkü hem de yani bittikten 1-2 dakika sonra denedim. Yani yeni işlemci olması bu avantajları bizlere sağlıyor. Aynı zamanda yarım saatlik oyun boyunca %8'lik bir pil düşüşü de yaşadım. Peki siz nasıl buldunuz? Bence gayet güçlü bir donanıma sahip. Aynı zamanda oyunun içerisinde oyunu en üst modda oynadım. En üst modda oynadığıma dair bence gayet yüksek bir performans sağladığını söyleyebilirim. Evet, başarılı bir oyun deneyimi geçirmedim kendimce. Yani oyunda leş alamadım karşıma. Ama yine de siz görmüş oldunuz nasıl bir oyun oynandığını. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. PUBG atmak isterseniz aşağıya kullanıcı adınızı yazın. Beraber oynayalım. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.